Ve ikinci düellomuz mavi takımdan Tanya, kırmızı takımdan Gaye arasında olacak. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Tanya'yı davet etmek istiyorum. Hoş geldin Tanya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Bakalım jürimizin senin için yorumu ne olacak? Şu anda ilk beni gerçekten çok rahatsız eden bu kemer var. Bilemedim, tekrar böyle şey vintage gibi bir görüntün var. Ben de onu seviyorum biliyorsun. Sen de o çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ama bu kombini beğendin mi? Beğendin mi? Ben çok büyülenmedim. Güzel bir trench coat'un var. Vallahi bilemedim, biraz kafam karışık. Bu sefer Raşit'e biraz bir yanıma bağlı benim yorumum şu anda. İlk defa böyle bir şey diyeceğim. Evet. Tanya, çantan nerede? Çantam yok. Niye? Defilede yürüdüğümüz için biraz araştırma yaptım. Çok fazla çanta kullanılmıyordu ve bu bir trench coat defilesi olduğu için çantayı değil de daha çok trench coat'u öne çıkarmak istedim. Eğer çanta yapan bir marka ise mutlaka çanta kullanılır. Ayrıca bir trench coat'un çantada nasıl kullanıldığını da bize göstermen gerekir burada. Elinde mi kullanırsın, çapraz mı kullanırsın, beline mi takarsın? Ya ben bunu burada görmek isterdim. Evet, çanta alması gerekiyor çünkü her şeyle biz puanlıyorlar. Şu an eksik o. Onun dışında ben trench coat tercihini ve de renk tercihini çok beğendim. Sonbahar havası bana geçti mi? Geçti ama %100 değil yani. Teşekkürler. Şimdi kullandığım bütün aksesuarların siyah. Dolayısıyla deve tüyü değil mi? Camel renk. Hı-hı. Deve tüyü bir trench coat pardesü kullanmışsın. Bütün aksesuarların da ayakkabın, eldivenin, kemerin, gözlüğün siyah. Başörtüsü, eşarp takma fikri çok iyi. Çok podyuma yönelik bir tavır, iyi bir fikir. Fakat o içindeki acı kahve nedir onu anlamadım. Onun da siyah olması lazımdı. Onun dışında hedefe uygun. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Üçünüzden de aldık yorumları. Tanya'cığım, sana teşekkür ediyoruz. Şimdilik sahnenin arkasına alıyoruz seni. Tamamdır. Hadi Gaye. Sende de biliyorsun. Enerji yüksek. Hadi, sizi İlk çok puan seviyorum. Senden gelsin. Tamam. Sizi çok seviyorum. Ve ikinci düellonun ikinci yarışmacısı kırmızı takımdan Gaye geliyor. Emine Hanım, sizle başlayalım isterseniz. Bu kombini gerçekten çok beğendim. Gaye'ye de çok yakışıyor. Gaye, ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel, bu üst müthiş bir şey. Gerçekten. Değil mi, çok hoş. Altınlar da güzel oldu. Ha? Ve senin yürüyüşün çok güzel. Sen o kadar belli ki dansçı oldun. Dansçının aslında yürüyüşü çok güzel olur. Onu her türlü yürürler, her türlü ritim kullanırlar aslında ve çok çok iyi taşıyorsun. Sadece çanta tamamen sanki başka bir yerden başka birinin çantasını kapmışsın. Öyle duruyorsun, aynen öyle. İşte keşke sen de Tanya gibi çantası çıksaydın, en azından yani bir af olurdu. Çok yanlış hesapladım. Evet, çok güzel taşıdın. Evet, çok güzel yürüdün. Sen yeteneklerini ve sınırlarını çok iyi bilen bir kızsın. Fakat çok belirli bir tema verdi Raşit Bey. Sonbahar dedi. Üstündeki renkler yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Yani siyah beyaz herkesin kurtarıcısıdır ya. O sonbahar temasının altın çizilmesi o doğanın dönüştüğü renklerle ilgiliydi. Geneli çok iyi ama benim yorumum bu kadar. Yani bulamadım ben aradığımı. Bana nasıl geldi biliyor musun bugün kombini? Sanki sonbahar şıklığı değil de sen ne beğeniyorsan onu giydin gibi. Geldi bana bugün yapmış olduğun kombin. Yani sen tamamen kendi isteklerin doğrultusunda konsepti bir kenara bıraktın. Belki o an düşünmedin bile giyinirken. Ben bunları çok beğenirim, bunlar bana çok güzel durur dedim ve giyindin. Anladım. Öyle düşünmedim aslında ama anlıyorum. Çantan fiyasko. O çok kötü.
Böyle vallahi, bilmiyorum, düşüneceğim gerçekten. Zor, bizim için de çok zor bugün. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım jürimizden kırmızı takım mı, mavi takım mı altınını alacak? Dilerseniz Tanya'yı podyuma davet edelim bakalım. Totemim tutacak mı tutacak, bakalım? Tutacak, altınla başladık, tutacak altınla bitirecek hadi, miyiz tutacak. Bugün? Geldik en heyecanlı bölüme ve puanlama bölümüne. Daha fazla sizleri bekletmeden bir yanımla başlamak istiyorum. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ballılar ballısı Tanya. Emine ile devam edelim. Biz artık bu kızlarla kesinlikle duygusal olarak bağlanıyoruz. Evet. Başladık. Çok zor bir şekilde, hele biri gidecek ya bugün. Tabii. O da daha da zor. Ha. O kadar sevdiğim ve bu sefer ben Gaye Yanak. Oh yes! Oh! Hadi ya! Ve Raşit Bey. Altın puan mı? Altın puan size kaldı. Ama bu eleme olduğu için gerçekten bir altın puan oluyor. Değil. Gerçekten çok zor. Çünkü çok büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Böyle oylamak aslında o kadar kolay bir şey değil. Sen iyi misin Gaye? Ağlıyor. Niye duygulandın? Ay. Ne oldu Gaye? Ne oldu? Ya. Kendine kızıyor çünkü. İkimiz de heyecanlıyız çünkü. İkimizin takımı için de çok önemli bir an şu an. Çok büyük bir ikilemdeyim. Takımımdan kimsenin gitmesini istemiyorum. Yani her birinin burada kalmasını kalbimden istiyorum. Aaa Gaye. Seni seviyoruz. Bir tarafta da en iyi anlaştığım kişi var. Bu 12 kadın arasında. Yarışma bu. Tabii ki yapacak bir şey yok. Böyle çok güzel dostluklar edindiniz. Artık burada ve de sonrasında da siz istediğiniz müddetçe bunlar devam eder. Ancak ben mecburum. Bir karar vermek zorundayım. Evet. Benim için bu düellonun bir başka güzeli Tanya. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, mavi takımın kazanmış olduğu bu altınla beraber şu anda mavi takım aradaki farkı 2'ye düşürmüş oldu. Ve kırmızı takım 26 altına sahip, mavi takım şu anda 24 altına sahip. Kızlar çok teşekkür ediyoruz. Yerlerinizi alabiliriz.